Efendim Cumhuriyet Bayramımız mübarek olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. AKP'lerin Cumhuriyet aşkı sevgisi tabii bizim kadar az değil. Onların Cumhuriyet aşkı sevgisi çok. Cumhuriyet Bayramı yüzünden birbirlerine girmişler. İnşallah daha beter olurlar. Haberlere geçmeden önce arkadaşlar sizden ricamızdır. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı. Abone değilseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Haberlere geçelim. Efendim eski başbakanlardan Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti. Tabii ameliyatlar bayağı bir sıkıntılı bir süreç oldu. Biz de haberini yapmıştık. O zaman haberini yaptığımızda demiştik ki lan 15 Temmuz'da ortadan kaldıracaklar diye korkmuş tünele saklanmıştı. Şimdi bu trafik kazası oldu ya o anki korkusunu düşünemiyorum yani. Acaba şimdi bana mı sıra geldi? Halil Falyalı gibi mi olacağım falan? O anki korku, endişe. Yani keşke kamera falan kayıt olsa da vardır arabaların içinde de. Ona bir ulaşsak da Binali'nin o surat ifadesini, o kelime-i şehadetleri, ya peygamber diye bağırmaları, Allah'ım yardım et demeleri falan. Keşke onları görebilsek. Tabii Binali Yıldırım ameliyattan çıkmış, taburcu etmişler, kafayı sarmışlar. Hastalığını anlatıyor, hastalığını. Diyor ki köprücük kemiğim diyor iman tahtamdan ayrıldı. Şurası galiba değil mi? Bura mı köprücük la? A bura. Şimdi bu kemik bir kere senin iman tahtandan ayrıldıysa kardeş. O rahat yani genç bir bireyde bir sene bir buçuk sene sürüyorsa onun kaynaması sende eğer yalan değilse 2-3 seneyi belki daha fazlayı bulur. Tabii siz organik besleniyorsunuz yaşlı olsanız da devletin tüm imkanlarını harcatırsınız. 6 ayda da düzelirsiniz. Yani artık sen dikiş tutmazsın kardeş. Bir de dönüp bir sorgulamak lazım Sayın Binali. Her şerde bir hayır vardır da. Yani acaba bu kaza niye oldu? Acaba bir uyarı mıydı? Tabii. Allah-u Teala tarafından yani senin ülkende korona döneminde insanlar maske bulamazken, devlet insanlara 6 tane maskeyi doğru düzgün dağıtamazken, test kiti problemi varken senin olan Endonezya'ya mıydı, Malezya'ya mıydı, nereyeydi la? Bir yere test kitiyle maske götürdü ya. Sen de çıktın dedin ya test kitiyle maske götürdü. Sonra onlar yalanladılar. Dediler ki yok öyle bir şey. Belki de o test kiti ve maskenin şeyidir ha. Birileri beddua etmiştir. Biz maske, test kiti alamıyoruz. Onlara bedava götürüyorsun diye. Belki o çıkmıştır. Olur mu olur. Ben test kiti maske diyeyim. Siz bir bardak çay anlayın kardeşim. Efendim insanların psikolojilerinin ne durumda olduğunu gösteren sokak röportajlarını zaten izliyorsunuz arkadaşlar. Bu röportajlardan birisi Zeyrek TV olması lazım. Vatandaşlara soru soruyor. Genç bir kardeşimiz en baba 30 vardır yaşı. Şimdi onun videosunu yayınlayamıyoruz teliften dolayı. Ses kaydının bir bölümünü yayınlayacağız. İnşallah telif gelmez. Bir dinleyin arkadaşı. Hastanemizden 2 milyar lira para istiyor, ücret istiyor. Nasıl olacak bu? Ücretsiz de niye hastaneler? Bilmiyorum, hastane istiyor. Sistem ücretsiz hastanesi istiyor, 2 bin lira. Muayene ücreti. Şimdi bu arkadaş, oyum Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Reis kazanacak diyor. Bunu net söylüyor. Ama diyor, bize diyor yardım etmiyor diyor. Tamam, eyvallah. Annem, babam hasta, ameliyat olacak. Sultanbeyli Devlet Hastanesi diyor. 2 bin lira diyor, para istiyor diyor. Hem oyum Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem de Sultanbeyli Devlet Hastanesi benden diyor. 2 bin lira para istiyor. Annem ameliyat olacak. Reis diyor bana diyor destek olmuyor diyor. Biz ona oy veriyoruz ama diyor. Şimdi birincisi yalan. Kesinlikle yalan. Yani ayarlanmış röportaj demeyeceğim. Ama bu arkadaş yalan söylüyor. Algı psikolojisi yaparak AKP'nin oyunu düşürmeye çalışıyor. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde hastanelerde rehin kalıyordunuz. Artık rehin kalıyor musunuz, kalmıyorsunuz. Heh? Reis ne dedi? Hastaneler para mara istemeyecek dedi. Parası olmayan insanlar dedi gidip ameliyat olabilecek dedi. Şimdi benim reisim, benim imparatorum, benim son Osmanlı imparatorum, padişahım yalan mı söylüyor? Hayır.
Haşa ve kella. Bak çarpılırsız. O zaman bu arkadaş yalan söylüyor. Dönüp bir de diğer açıdan baktığımda. Fışkıyken. Acın kabadayısı. Madem reis sana yardım etmiyor. Madem reis seni desteklemiyor. Ulan annen baban ameliyat olacak. 2000 lira cebinde para yok. Niye Erdoğan'a oy veriyor? Başkası mı kazanacak? Tabii ki Erdoğan. Niye diyorsun? Abi akıl alır gibi değil. Gerçekten benim de psikolojim artık bozuldu ya. Ya şu çay olmasa ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım ya? Lan. Neyse. Ya bu nedir ya? Akıl tutulması mı oğlum? Siz ne yapıyorsunuz da siz? Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Beter ol. Beter ol demekten başka ben bir şey yapamam. Beter ol diyorum. İnşallah daha beter olursun. Ha bu arada bu arkadaş Sultanbeyli'den bir yerde oturuyormuş galiba. İstanbul'da. Orada oturan arkadaşlar bunu tanıyorsanız yazın. Gerçekten böyle biri var mı? Yardıma ihtiyacı mı var bunun? Tamam mı? Yoksa acaba benim reisimi, benim Recep Tayyip Erdoğan'ımı karalamak için bilerek mi böyle bir şeyler yaptılar? Tabii. Abi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her şeyi beklenir. Efendim Sedat Peker'in videolarında bahsettiği Erzurum milletvekili AKP'li Zehra Taşkesenli oğlu mecliste konuşuyor. Konuşmanın bir bölümünde diyor ki ben diyor Afrika'da diyor madencilik yaptım diyor. Bakır madenlerim var diyor. Afrika'da bakır madenleri. Efendim Zehra Taşkesenli oğlunu kısaca anlatalım. Sedat Peker Zehra Taşkesenli oğluyla ilgili bu Ünsal Ban tabii bununla ayrılığı ve Ünsal Ban'dan boşanma sonucunda 70 milyon gibi bir nafaka mı bu tarz bir para istemişti. Ünsal Ban'la almış oldukları teknelerden, işte Yunanistan'da mı bir yerdeki evlerinden, villalardan bahsetmişti. Bunları nasıl yaptın? Bunları rüşvetle mi yaptın diye sormuştu. Tabii bu Zehra Taşkesenli oğlunun ağabeyi Ali Fuat Taşkesenli oğlunun da iki tane dairesinde 180 milyon dolar gibi bir paranın olduğunu söylemişti. Tabi video falan yayınlanmıştı. Zehra Taşkesen'in oğlu Ünsal bana bıçak çekiyor falan. Böyle videolar. Şimdi konu unutuldu mu? Unutulmadı. Şimdi Zehra Taşkesen'in oğlu çıktı. Mecliste ben Afrika'da bakır madenlerim var. Madencilik yaptım. Yıllarca Afrika'da bilmem şu kadar büyüttüm falan. Tanzanya'ya bilmem şuraya ilaç sattım diyor. Bunu deyince insan ister istemez bir düşünüyor. Yani hangi tarihte sen Afrika'da madenciliğe başladın? Seni madenciliğe iten sebep neydi? Kim sana git Afrika'da Allah'ın Erzurum'undan çıktın milletvekili oldun? Gittin Afrika'da bakır madeni işletiyorsun. Milletvekili olmadan önce bakır madeni işletiyor muydun? Yoksa milletvekili olduktan sonra mı bakır madenlerin oldu? Bunu bir sormamız lazım. Veya belki milletvekili değildir ama ağabeyi üzerinden orada görevlendirilmiştir. Milletvekili de olunca bu işin tuzu biberi olmuş mudur acaba? Bilmiyoruz. Ya da olaya farklı bir açıdan baktığında acaba 15 Temmuz öncesinde bu bakır madenleri bazı iş adamlarınındı da 15 Temmuz sonrasında fırsat bu fırsat deyip adamları FETÖ'cü diyerek cezaevine attırdınız ya da yurt dışında olanları getirttirmediniz. Bunların malına mülküne çöktünüz de böyle mi bakır madenlerin oldu? Bunların hepsi soru tabii ki. Cevap verir vermez bilmiyoruz. Kimseyi zan altında bırakmayalım. Akın İpek'i biliyorsunuz arkadaşlar. Onun da altın madeni vardı. Evi, villası, işte özel jeti. Hatta birisi özel jetini Rus mu? Rus sevgilisine mi? Karısına mı? Birine vermişti. Karısı manikür, pedikür, tırnaklarına karılar cırnaklarına şey sürüyorlar ya onun için yapmak için Ankara'dan İstanbul'a mı bir yere gitmişti falan bayağı bir gündem olmuştu. Bütün arabalarını maralarını adamın paylaştılar. Adamın ağabeyini de cezaevinde tutuyorlar. Hala şirketi üzerinden şey ödetiyorlar. Adam da yurt dışından bağırıyor çağırıyor. Mahkemeler devam ediyor. Annesine bak o kadar malı mülkü var adamın. 80-90 yaşındaki annesini evinde oturtturmuyorlar. Gitme halin varsa gör diyorlar. Annesi de arıyor Beyaz TV'de bu neydi lan adamın adı? Unuttum bu futbol programı yapıyorlar ya Ahmet Çakarlar Makarlar. Oradaki Erman yok Erman değildi. Onu arıyor işte neyse lan diyor siz bizim evimize gelmediniz mi? Benim elimi öpmediniz mi diyor kadın.
Konu nereden nereye geldi lan? Lan bir yerden tuttuğun zaman da ip gibi geliyor. Adamın yüzü kıpkırmızı oldu. O spiker vardı ya. Adamın yüzü kıpkırmızı oldu. Hiçbir şey diyemedi. Yayın anında telefonu kestiler. İşte bunlar böyle. Yani acaba böyle bir durum. Neyse. Düşündürücü. Efendim AKP Türkiye'nin 100 yılı isimli bir program yapıyor. 1,5 saat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda konuşuyor. Tabii ki Erdoğan ilk defa muhalif gazetecilerden de programına davet ediyor. Bu davete çoğu gazeteci katılmadı. Fatih Portakal gideceğim dedi, analiz yapacağım dedi, size gördüklerimi anlatacağım dedi. Herkes dört gözle Fatih Portakal ne anlatacak diye bekledi. Analiz şu arkadaşlar. Efendim Türkiye 100 yılı parçası çalındı. Görsellik güzeldi. Yarın değil hemen şimdi dendi. AKP'nin seçim sloganı olacak diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken şu, partiyi sırtlayan götüren net bir şekilde Erdoğan. Yani acaba Fatih Portakal, yani duayen bir gazeteci, haber spikeri ya, acaba burada affedersiniz taşak mı geçiyor? Yoksa gerçekten ciddi ciddi Fatih Portakal sen bunları mı söylüyorsun? Bunun için mi gittin kardeş? Hele ki o cümlenin sonunda dikkatimi çeken şu partiyi, şu partiyi sırtlayan götüren net bir şekilde Erdoğan. Yani eğer gerçekten ciddiysen sana günaydın, 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 günaydın dememiz lazım. Ola 20 yıldır kor muydun kardeş ya? 20 yıldır zaten Erdoğan sırtlıyor. Allah göstermesin, hakkın rahmetine bir kavuşsa var ya, ortada parti diye bir şey kalmaz. Ah babalar üşüşür varlar. Bunların hepsi birbirine girer. Tabii Erdoğan ne diyor? 1,5 saat konuşmuş. Bir dakika bir fırt çekeyim. Erdoğan da diyor ki ekonomiyi diyor büyüterek diyor refahı diyor tabana yaymak suretiyle diyor ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik. Şimdi aramızda fakir varsa, maddi durumu kötü olan varsa, zengin olmayan, doğal gaz faturasını, elektrik faturasını, su faturasını öderken zorlanan, çocuğunun okul masraflarını veya mutfak masraflarını alırken zorlanan varsa demek ki bu ülkenin vatandaşı değil. Koskoca son Osmanlı İmparatoru, yeryüzünde AKP'lilerin, gökyüzünde uzaylıların tanrısı Recep Tayyip Erdoğan yalan mı söyleyecek? Tabii ki siz yalan söylüyorsunuz. Adam söylüyor işte. Ne diyor? Ekonomiyi büyüterek refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik. Siz de hala diyorsunuz ki ben fakirim. Yalancısın. Tabii bunun yarı sıra doğalgazdan bahsediyor. Doğalgazın kolaylığı, temizliği ve ekonomikliği ile ısıtan, mutfağında, banyosunda aynı imkana sahip kardeşlerimiz hayatlarını konforla sürdürmekte, üretimi artan, kazancı çoğalan çiftçimiz refah düzeyi yükselmekte. Şimdi doğalgazın kolaylığı, temizliği, ekonomikliği, doğalgazın. En düşük doğalgaz faturası geçen sene 1000 liraydı, bu sene 1500 lira. Onu konuşuyoruz. Daha geçen doğalgaz zammı ile ilgili haber yaptık. Yani ısınmadan sadece petek kendini ısıtsın diye açacaksın en böyle hafif derecede. 1500 lira kira 1500 lira fatura ödeyeceksin diyor uzmanlar. Bu nasıl ucuz ısınma? Önceden en azından bir sobamız vardı. Sobaya odunu atardık, kömürü atardık, tezeyi atardık kardeş. He. En azından bir oda ısınırdı ama kemiklerimiz ısınırdı. Erzurumlu'yu cehenneme atmışlar. Sonra da yeter la demişler. Artık cezanı çektin, çık cennete gideceksin. O da demiş ya kardeş hele bir dur ya, daha kemiklerimiz yeni ısındı. Aynen o hesap. Bir oda ısınıyordu ama kemiklerimiz ısınıyordu kardeş. Şimdi peteğin kendine hayır yok. Doğalgaz peteği ısıtmıyor. Ay sonu ben gidiyorum 1500 lira, 2000 lira, 3000 lira fatura ödüyorum. Bu da ekonomikmiş. Üretimi artan, kazancı çoğalan çiftçimizin refah düzeyini yükselmektedir diyor. Çiftçiden bahsediyor. Üretimi artan, kazancı artan diyor. Refah düzeyi diyor, yükselen diyor. Şimdi bu adam 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Şimdi Erdoğan yalan söylemediğine göre o zaman ağlayan, sızlayan,
Bankaya borcum var diyen, haciz geldi diyen çiftçi yalancı. Nokta atışı, çiftçi yalancı. Çiftçi kardeşlerim, düşüncelerinizi yazın. Doğalgaz faturasını ödeyemiyorum diyenler yazın. Bilelim. Gerçekten ödeyemiyor musunuz? Gerçekten sıkıntı var mı? Bilelim arkadaşlar. Yorumlarınıza ihtiyacımız var. Yoksa bakın görüyorsunuz Erdoğan bunu söylüyor. Yani koskoca reis yalan mı söyleyecek? Allah aşkına. Ha diyeceksiniz ki abi daha geçen haberini yapmadın mı? Adamın traktörüne haciz gelmiş. Çiftçi. Cezaevine atmışlar. Karısı diyor ki kardeşim ben adamın borcunu ödemek için diyor tarlayı sürmem lazım. Traktör lazım. Haciz getirmişsin. Traktörü elinden almışsın. Bana diyorsun ki paranı öde. Nasıl ödeyeceğim? Tarlama haciz gelmiş. Traktörüme haciz gelmiş. Ben diyor eşimi nasıl kurtarabilirim? Bu haberi yapmadın mı diyeceksin. Yaptım ama demek ki yalan. Demek ki onlar kandırıkçı çiftçi. Bizi kandırmışlar kardeş koskoca reis yalan mı söylüyor? Sonuçta ya Türkiye'nin 100 yılı dön dolaş yine bana gel. 1980 darbesi, başörtüsü bilmem ne ya bıktık artık ya. Bıktık ya. Bir teneke yağ olmuş 200 TL hala Türkiye'nin 100 yılı 80 darbesi. Başörtüsü. Neyse. Efendim Türkiye'de adalet yerini buldu. Gene güzel bir haber. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstanbul Arnavutköy'de adamın biri bir şahsın dükkanının önüne arabasını park etmiş. Adam da demiş ki bura benim dükkanımın önü. Buraya park etmeyin. Sen misin bunu diyen? Aralarında sözlü münakaşa olmuş. Park eden adam silahını çekmiş. Dükkan sahibini, dükkandaki başka bir müşteriyi bir de o an oradan geçen annesiyle beraber bir çocuğu vurmuş, yaralamış. Tamam mı? Tabii arkadaşı gözaltına almışlar. 3 kişiyi yaralamış. 30'un üstünde de suç kaydı varmış beyefendinin. Serbest kalmış. İşte bu. Adaletin olduğu bir ülke arkadaşlar. Bu ülkede adalet olmasaydı 3 kişiyi yaraladı diye ne var lan? Ölümcül yara mı? Alt tarafı orasından burasından girmiş. Yani sonuçta yaşadığın yer kaderindir. 7 yaşındaki çocuk. Yani sonuçta Türkiye'de yaşıyorsa Türkiye'nin şartlarına ayak uydurmak zorunda. Bakıyorsun ayak uydurmaya başlamış. İlk mermisini yemiş. Bu ona büyük bir tecrübe. Değil mi? 30'un üstünde de suç kaydı varmış. Şimdi bu adamı cezaevine atsan adaletsizlik olmuyor mu? Oluyor. Serbest bırakmışlar. Ne var bunda? Ne var abi yani? Yani şu bile haber oluyor şu ülkede. Niye sosyal medyada hemen anında yüklenelim de adamı tutuklasınlar? Adam ne yapmış ki abi? Öldürmüş mü lan? Öldürmemiş. Alt tarafı 3 tane mermi girmiş. Farklı kişiler. Ha bir kişiye 3 mermi girse eyvallah ama 3 kişiye girince suç düşer yani sonuçta değil mi arkadaşlar? Lütfen. Lütfen burada adaletsizlik, hukuksuzluk var demeyin. Ülkede adalet var, hukuk var. Tabii. Tabii. Efendim Türkiye'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimsenin ne mini eteğine ne de içkisine karışmadık. Kimse karıştınız diyemez diyor. Sürekli Bekir Bozdağ'dan, Adalet Bakanı'ndan bu tarz şeyler duymamız aslında tek taraflı bir partinin Adalet Bakanı olduğunu gösteriyor. Yani sen Adalet Bakanıysan bütün partileri destekleyen insanların Adalet Bakanısındır. AKP adına çıkıp bu açıklamaları yapamazsın. Ben ülkem adına yapıyorum. Geç bunları Bekir. Geç bunları. Şimdi Sayın Bekir Bozdağ 2021 yılında AKP Ordu Ünyet Medya Tanıtım bilmem ne başkanı. AKP'li yönetici Süleyman Demirci mi? Öyle bir isimdi. Yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Beyefendi Facebook hesabından açık kadın örtü, perdesiz eve benzer, perdesiz evde ya satılıktır ya da kiralıktır demişti. Hatta CHP'li milletvekilleri de tepki göstermişti. Mecliste bayağı bir tartışılmıştı bu konu. Allah'tan karışmıyorsunuz kimsenin eteğine. Bir de karışsanız var ya, yani artık satılıktır, kiralıktırdan neye gelir olay? Orasını size bırakıyorum. Ha içki konusuna gelince de zaten zam üstüne zam yapıyorsunuz. Yine zam gelecekmiş, öyle bir haber gördük. Ben inanmıyorum zam geleceğine de. Sırf ortalığı kışkırtmak için yapıyorlar. Yoksa AKP içkiye zam yapmaz, dış güçler, dış miraklar yapar. Yani millet zaten içemiyor. İçmek isteyen de
70'lik rakının olmuş şişesi 500, en son 400 küsürdü. 500'ü geçmiştir. İçemeyecek. Tamam. Ben daha nasıl karışacağım kardeşim? Yani diyor ki ben diyor senin önünden diyor şunu diyor rakı bardağı olarak düşünün diyor. Tamam bu rakıyı şimdi diyor böyle götürüyorsun ya ağzına. Evet, bak şu anda çayı rakı olarak düşündüm ya muhtemelen günaha girdim. Yarasın tozuma. Şu anda bak mesela gel, Bekir Bozdağ gelip şu anda benim elimden bunu almadı. Almadığı için de bana karışmamış oldu. Ama buna her türlü zamı geçirdi devlet. Vergi üstüne vergi alıyor, geçiriyor. Ben bunu içemiyorum. Bunu rakı olarak düşündüğümde. Adı da ne? Bakın kimse, herkes özgürdür. Kimsenin içkisine, mini eteğine karışmıyoruz. Allah'tan karışmıyorsunuz yani. Allah'tan. Şimdi Türkiye'den bir kardeşimiz bir fotoğraf gönderdi. Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Aradan biraz zaman geçti. Gemiler gelmiyor diye bir haber çıktı ortaya. Bir anda marketlere yığıldı Türkiye'deki vatandaşlar. Ucuza yağ almak istediler. Yağ zam gelecek dediler. Tabii ki o kötü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştık. Gerek Instagram sayfamızda, gerek TikTok'ta, gerekse burada. Biz de eleştiriyorduk. Ve ne demiştik arkadaşlar? AKP ne diyordu? Yağ fiyatları düşecek diyordu. Tamam mı? Yani 200 lira olmayacak, olsa bile düşecek. Pahalı alanlar yarın öbürsü gün pişman olacak diyordu. Dün gelen fotoğraf pek o işin öyle olmadığını gösteriyor arkadaşlar. 5 litre teneke yağ 199.999 ya düz 200 lira olmuş. 5 litre teneke yağ. Ha biraz kalitesizi arada 10 lira oynar 180 olsun. 190 olsun. Bu civarda gider gelir. Şimdi sormak lazım. Yani yağ fiyatı 5 litre yağın fiyatı 2022'nin şu anda biz Ekim ayındayız. Kasım'a doğru ilerliyoruz. 200 lira. 2023'te bu yağın tenekesi ne kadar olur? 5 litre yağın 200 TL olduğu bir ülkede sadece yağdan bahsediyorum arkadaşlar. Sadece yağ. Yağ dediğin zaman ya abi ne var bunda diyen arkadaşlar olacaktır. Bu yağ her şeye giriyor arkadaşlar. Tabii. Yani evine de alıyorsun bu yağı, dükkanına da alıyorsun bu yağı, ticaretle uğraşıyorsun, ticaretle de kullanıyorsun bu yağı. Ürün satıyorsun, hamburger satıyorsun, patates cipsi satıyorsun, tavuk satıyorsun. Bunların hepsinin pişiminde bu yağı kullanıyorsun. Her şeye giren bir ürün bu. Bu ürünün 5 litresi 200 TL. Şimdi bu ürünü 2022 desen 200 liraya alıyorsun. Şurada 2023'e bir şey kalmadı. Asgari ücrete bugün 5500 TL, 8500 TL ile 10.000 küsür lira arasında bir zam yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücrete yapılacak olan %20, %30, %50 zam demek, tabii ki vergiye de %70, %80 zam demek. Peki bu yağ ne kadar olacak? Yarın öbürsü gün demem o ki Türkiye'de tekrardan yağ kuyrukları göreceğiz. Zaten gördük de. Tekrardan göreceğiz. 2023 yılında savaşın olmadığı bir ülkede yağ kuyruğu göreceğiz. Niye? Ucuza almak için. Çünkü alayım ucuza, yarın öbürsü gün pahalanacak diyecek millet. Tekrardan kuyruğa girecek. Ve dönüp baktığımda gerçekten kızıyorum. Gerçekten kızıyorum. Bak bunu CHP iktidarı, İYİ Parti iktidarı, HDP iktidarı, herhangi bir iktidar yapsaydı bugün AKP'yi destekleyen zihniyet 7/24 sokaklarda bağırıyorlardı. Bağırıyorlardı. Hatta millete hakaret ediyorlardı. Evet, hakaret ediyorlardı. Ama kendi iktidarları bunu yapıyor, çıtı çıkmıyor. Çıtı çıkmıyor. İşte ben buna kızıyorum ve dönüp diyorum ki 20 sene giren bana girdi. Bundan sonra da bunlara girsin. Ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün. Diyen boşuna demiyor. Kızan boşuna kızmıyor. Çünkü insanoğlu akıllanmıyor. Ben niye bu kadar kızdım? Bilmiyorum. Efendim AKP'li Mahir Ünal'ın Cumhuriyet'le ilgili söylemiş olduğu sözler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gelince tekrardan gündeme geldi. Bir anda AKP'liler Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı oldu. Mahir Ünal ne demişti arkadaşlar?
Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşüncelerimizi yok etmiştir. Tabii. Bununla ilgili tabii başta Erdoğan olmak üzere herkes tepki gösterdi. Muhalefet, iktidar. Hatta Devlet Bahçeli bile tepki gösterdi. Erdoğan'ın Mahir Ünal'ı çağırıp kulağını çektiğine dair sosyal medyada haberler çıktı. Kovulacak dendi. Şimdi arkadaşlar her şey böyle gidiyordu. Bir anda AKP'liler Atatürkçü oldu, Cumhuriyetçi oldu. Bir baktık abi. Hiç sesi çıkmayan, çıtı çıkmayan ama alttan alttan İyi Parti'ye geçeceği konuşulan bir isim var. Kim o isim? Bülent Arınç'ın oğlu AKP milletvekili Mücahit Arınç. Mücahit Bey, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulunuyor ve Mahir Ünal'a düşmansın mesajımı veriyor. Yani Milli Gazete'nin yapmış olduğu haber o yönde arkadaşlar. Diyor ki, üzerinden geçen bir asra rağmen bu hayali boğmaya çaba sarf eden her bir düşmana karşı İstiklal ve istikbalin bekçisi gençlerin gösterdiği kararlı duruştur Cumhuriyet. Kim bunu yazmış? Bülent Arınç'ın, yani AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç. Bugünlerde İyi Parti'ye geçecek mi, geçmeyecek mi? Tabii ki o tartışılıyor. Çatlak biraz daha büyürse İyi Parti'ye geçer diyor İsmail Saymaz. Demek ki alttan alttan İyi Parti'nin böyle bir çalışması var. Biz de eleştirince de yani insanlar da bize dönüp tepki gösteriyor. Fakı Baba olayında olduğu gibi. Fakı Baba bilmem şöyle adamdır, böyle adamdır. Daha ne istiyorsunuz? AKP'de hırsız var demiş. Daha ne istiyorsunuz? Katil var demiş. Bir şey istemiyoruz kardeş. Bir şey istemiyoruz. Yani ne isteyeceğiz Allah aşkına? Bu da arkadaşlar AKP'deki iç savaşın ne kadar kızıştığını gösteriyor. Aslında AKP ile tam böyle kopma safhasına gelenlerin artık birbirlerine salladığını görüyoruz. Bu sadece Cumhuriyet konusunda AKP'nin kale almadığı, umursamadığı, en ufak bir şeyde hakaret ettiği gerek Cumhuriyet gerek Atatürk konusunda bu denli AKP'liler birbirine düştüyse, yani sırf AKP içerisinde ülkeyi ilgilendiren meselelerde, hırsızlık, yolsuzluk olaylarında yarın öbürsü gün birileri, bir taraftaki belgeleri, bilgileri, video kayıtlarını tabii bunları meydana döktüğünde oh siz savaşı görün. Tadından yenmez emmi. Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuz burada. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.